Hristiyanlığın gizemli 10 gizli define işareti. Hristiyan soyluları ve eşkıyaları özellikle mitoloji ve sembolizm konularına hakim olurlardı ki define saklamalarında hiç kimsenin aklına gelmeyecek yerleri seçerlerdi. Yunan mitolojisine bağlı olarak terk edilmiş antik kentlerin civarlarındaki heykel, rölyef, mozaik ve benzeri gibi sanat eserleri üzerindeki güvercin, gül, çapa, kelebek ve daha sayamadığımız pek çok define sembolleriyle hazinelere yön ya da mesafe vererek define saklamalarının bir bölümünü bu şekilde yapmışlardır. Eşkıya ya da dönemin soylu yöneticileri bu şekilde define saklamaları hem dikkat çekmeyecek hem de bulunması ve çözülmesi neredeyse imkansız olacak. Bu tarz define saklamaları vardır ve gerçekten de çok zekicedir. Videomuza başlamadan önce bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenerek bizleri destekleyebilirsiniz. Hristiyanlığın 10 gizli define işareti maddeler halinde şöyledir. 1. Tavus kuşu, 2. Güvercin, 3. Fil, 4. Kelebek, 5. Alfa ve Omega nal işareti, 6. Gül, 7. Yumurta, 8. Pelikan, 9. Hiro, 10. Çapa. Şimdi bu 10 gizli define işareti hakkında bilgi verelim. 1. Tavus kuşu. Tavus kuşunun temsil ettikleri arasında her yönüyle güzellikler, bütüncüllük, geçmişi, bugünü ve geleceği doğru anlayabilmek, onur, küllerinden yeniden doğabilmek, özgüven, dikkatli olmak sayılır. Tavus kuşu Hazreti İsa'yı temsil ederken açtığı kuyruk tüyleri 12 havariyi betimler. Bu yüzden 12 sayısını rakamsal olarak şifrelemektedir. Genelde haç ile yan yana olan tavus kuşlarının kuyruk tüylerine dikkat edilir. Kapalı kuyruk nereye yön veriyorsa o istikamette definesi aranır. 2. Güvercin. Uçan bir hayvan olduğu için Hristiyanlıkta kutsal ruhu sembolize eder. Güvercin olan yerde kanatları açık mı ona bakılır. Açıksa kanatlarının açık olduğu yönde araştırma yapılır. Kanatlar kapalıysa kuyruk kısmı hangi yöne doğru yön vermişse o tarafa doğru gidilir. Yön, mesafe ya da nokta veren ikinci bir işaret var mı yok mu araştırılır. Güvercinler antik dönemde soylu kadın mezarlarında görülen bir semboldür. Kaya mezarına rastlamanız mümkündür. Ayrıca eşkıyanın da faydalandığı güzel bir define işaretidir. 3. Fil. Erkek ya da dişi fil Adem ile Havva'yı temsil eder. Tüm ilahi dinlerde Adem ve Havva önemli bir yer tutar. Fil işareti uzun yıllar kullanılmış bir semboldür. Aslan ve boğa gibi liderlik vasfı olan işarettir. Aslan ve boğadan farkı mezar işareti değil define işareti olmasıdır. Fil işaretinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi uzun olan dişi var mı yok mu kontrol edilir. Eğer fil dişlerinden biri uzunsa uzun diş istikametinde arama yapılır. Yine fil işaretinde kuyruk, kulağı, kafası ya da gözlerine dikkat edilir. Örneğin filin bir gözü var, diğer gözü yoksa olmayan gözü tarafına geçerek filin gözü durumuna gelmelisiniz. Böylelikle define noktasını görebileceksiniz. Eğer fil ayağını kaldırmışsa basacağı yerde definesi olur. 4. Kelebek. Kelebeğin kozasından çıkışı insan ruhunun bedenden ayrılışını simgeler. Kelebeğin narin, saf ve güzel oluşu bakire kadın mezarını ve zinet eşyalarını simgelemektedir. Bir eşkıya belgesinde kelebek ile ilgili bilgi şöyledir. Zirve tepenin bir kurşun atımı batısında kayalık içerisinden çıkınca düz alana varırsın. Bu çayırda iki taşta kelebek işareti mevcuttur. Yan tarafında üç tane kireç kuyusu olup ikisi açık biri kapalıdır. Kapalı olan kuyuya bakarsan iki kazan beşi birlik ve kadın ziynetleri buradadır. 5. Alfa ve Omega.
Alfa, A sayısı antik Grek alfabesinde ilk harftir ve definecilikte yapılan saklamalarda başlangıç noktasını simgelemektedir. Omega işareti de Grek alfabesinin son harfidir. Define işaretlerinde şifre olarak kullanırken define noktasına yakın yerlere yapılır. Halk dilinde ekseriyetle at nalı olarak bilinmektedir. Aslında at nalı ve omega sembolü birbirinden farklıdır. Ama tecrübelerimize dayanarak yorum yapacak olursak bu iki sembol ortak anlamlarda kullanılmıştır. At nalı yanında A harfi demek definenin birkaç adım uzağındasınız demektir. A harfi yerine başka bir işaret varsa ya yön ya da mesafe veriyordur. Araştırmanızı bu şekilde devam etmelisiniz. 6. Gül. Gül, göksel mükemmelliği bünyesinde barındırırken, dünyasal tutkuları da içeren, dolayısıyla içinde zıtlıkları taşıyan son derece kompleks bir ezoterik semboldür. Hristiyan sembolizminde gül, sahip olduğu güzellikle, mükemmellikle ve kokuyla cennetin çiçeğidir. Kırmızı gül, İsa'nın haçın üzerine döktüğü kanı, dolayısıyla da Tanrı'nın sevgisini sembolize eder. Hristiyan ikonografisinde gül, gökyüzünün kraliçesi olan Meryem'in ve ayrıca bekaretin sembolüdür. Orta çağlarda güllerle süslemeye yalnızca bakirelere izin verilirdi ve Meryem Ana genellikle etrafı güllerle çevrili olarak tasvir edilirdi. Gül olan yerde soylu bakire bir kadın mezarı vardır. Eşkıyalar böyle mezarlara kutsiyet atfederek içinde bulunan hazine üzerine kendi paralarını da ekleyip kapatmışlardır. Gül defne işareti olan yerin yakınlarında kadın mezarı arayınız. 7. Yumurta. Hristiyan dünyasında kabuğunu kıran civciv, İsa'nın ölümden dirilişini, yeniden yaratılma ve umut kavramlarını sembolize ettiği gibi bakireliği temsil ettiği de görülebilmektedir. Kabuğun beyaz rengi saflığın ve mükemmelliğin simgesidir. Paskalya kutlamalarında sık kullanılır. Tavuk civciv işaretlerini sembol olarak kullanan Hristiyan halk Ermenilerdir ve Hazreti İsa'ya verdikleri değerinin ölçüsünü gösterirler. En kıymetli defineler tavuk civciv işaretiyle birlikte defnedilmiştir. Tavuk civciv çözümü tavuk üstündeki civciv yumurtalara yani hazineye bakar vaziyettedir. 8. Pelikan. Hristiyanlıkta pelikan, Hazreti İsa'nın son 12 saatte yaşadığı çilesini sembolize eder. Pelikanların yeterli besin olmadığında yavruları için kendilerini feda etmeleri, ortaçağ Avrupa'sında hayvan hikayeleri anlatan kitaplarda anlatılmıştır. Definecilikte pelikan 12 rakamını simgeler ve bize pelikanın baktığı yöne mesafe verir. 9. Çiğro. Çiğro ya da başlığın ilk harflerini temsil eden harf X ve P, Christos Yunanca İsa Mesih anlamına gelir. Milattan sonra 312 yılında Maxentius ile yaptığı Milvian Savaşı'nın hemen öncesinde Roma İmparatoru Konstantin gece uyanır. Gökyüzünde parıldayan Chiro harflerini görür ve tanrısal bir sesin kendisine "In hoc signo vinces" yani "Bu işaretle yeneceksin" dediğini duyar. Savaşa giderken kendi minferine ve askerlerinin kalkanlarına bu işaretin çizilmesini emreder ve savaşı kazanır. İmparator Hristiyan olur ve Chiro haçı kendi sembolü olarak kabul eder. Daha sonra da Hristiyanlığı resmi din haline getirir. Bu haçın olduğu yerde Bizans hazinesi var demektir ve hazine çok uzakta değildir. 10. Çapa. Denizci çapası erken Hristiyanlık döneminde haç işaretinin yasak olması nedeniyle haça alternatif olarak kullanılmış aynı balık gibi kripto bir haçtır. Denizci korsan gömüleriyle hiçbir alakası yoktur. Hazreti İsa'ya inananların kullandığı gizli bir işarettir. Yeraltı kiliselerini simgeler. Bazen haç hilal olarak adlandırıldığı da olur. Yani özetle saklanmışlığı ifade eder. Çapa haç gördüğünüzde civarda bir yeraltı ya da mağara kilisesinin olması muhtemeldir. Bu tarz yerler
Hristiyan eşkiyalarca bilinir ve korunurdu. Ayrıca eşkiya define saklaması da yapmıştır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Define işaretleri konusunda yardıma ihtiyaç duyuyorsanız yorum kısmından ulaşarak iletişim kurabilirsiniz. Sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.